Ebru Gündeş'le Gökhan Tepe'nin düeti, Demet Akalın'ın yaşlılık itirafı ve bendeniz Sezgi Sena Akay'ın da yer aldığı Laleli'deki muhteşem defilenin görüntüleri. İşte magazin dünyasından haberler. Sürpriz düetler, barışan aşıklar, renkli defileler, sürpriz açıklamalar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasında bu hafta yaşananlar. Ebru Gündeş geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta sahnedeydi. Hani fani bu hayat, ümit bağlayamam. Olmadı diye oturup ağlayamam. Gönlü geniş olan sükutu öğrensin. Konserde kendisini izlemeye gelen yakın dostu Gökhan Tepe'yi sahneye davet etti Gündeş. Efendim çok teşekkür ederim. Hepinizi tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sahnede birbirlerine övgüler yağdıran ikili sonrasında söyledikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Bestelerimi onun o güzel sesinden dinledim. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir kez daha dünyaya gelsem yine o besteleri bir bölümde yaşamak istedim. Seni çok seviyorum. O dışlara döndüm, samanlıkta seyrediyorum. Gönüllerde senin için gücüm yok mu bir daha? O zamanlar bir daha. Demet Akalın geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta sahnedeydi. Sahnesi öncesi Alaçatı'daki evinde komşularıyla ilişkilerinden bahsetti Akalın. Bir şey pişirseler geliyor, ben de öyle bir şey pişirince hemen yan tarafa mangalda aşureydi, tatlıydı. İşte yok Ege otlarıyla bir şeydi. Peki bir gün İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmeyi düşünür müydü Demet Akalın? İmkansız hatta, şu ara imkansız. Yaşlanınca belki. Yaş konusu açılınca Ajda Pekkan hatırlatması yapıldı Demet Akalın'a. Ben yarı yaşındayım onun. Röportajda Ajda Pekkan'ın yarı yaşında olduğunu söyleyen Demet Akalın'ın sahnede seyircisiyle dertleşirken yaşlandığını itiraf etmesi dikkatten kaçmadı. Her gün kutlanılacak bir şey olması gerekiyor bence. Hayat kısa. Kaç tane kaliteli yazımız kaldı ki? Bilemeyiz. Ha? Senin bayağı uzun. Ben yaş 52, benim. Yaşlandığını söylese de sahne enerjisinden bir şey kaybetmediğini gösteriyordu ünlü popçu performansıyla. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Işın Karaca, konser öncesi söz sahne kıyafetlerinden açılınca sahnede giydikleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki'ye takılmadan edemedi. O değil, onu anlatan. O kız zaten komple bir ele alsam ben var ya, kendi çok kafasını dikine gide giden bir kız. Çok belli ya, çok. Ama şey yapardım yani, böyle bir yaptı da zamanında, hiç yapmadı da diyemeyiz ya. Hakkını yemeyelim şu kızcağız. Işın Karaca bakın Aleyna Tilki'ye nasıl bir abla tavsiyesinde bulundu. Ağzını aç şarkı söylerken. Festivalde sahneye çıkan Işın Karaca şarkılarıyla festival coşkusunu yaşattı. Nasıl bir kalp bıraktın? Erçel'in oynadığı reklam filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Ünlü oyuncu tüm sempatisini yansıttığı reklam filminde tenis oynadı ve dans etti. Dilan Çiçek Deniz bir derginin Bodrum özel sayısı için Bodrum'un en güzel köşelerinde objektif karşısına geçti ve birbirinden güzel pozlar verdi. Çağla Şikel, bir yıl ilişki yaşadığı ve geçen Aralık ayında ayrıldığı avukat Nail Gönenli ile barıştı. Müzik
bir yıllık ilişkilerinin ardından sene başında ayrılan Çağla Şikel ve Nail Gönenli, Çeşme'de aşklarına ikinci bir şans verdi.